Hepinize merhaba. Bugün size çeyizimi tanıtmaya karar verdim. Zamanla aldığım ürünlerden kısaca bahsetmek istedim. Önce aldığım çizim kitaplarını tanıtayım. Bunlar TÜBİTAK yayınlarının Kedilerle Köpekler ile ilgili çizim kitabı. Basit çizimler çok. İşte şöyle sayfayı kendiniz karelere ayırıyorsunuz. Daha sonra yuvarlaklar çiziyorsunuz. Mesela işte bir labrador çizmek için. Gezgin kedi çizimi var. Çizimi. Ama altında bu da hayvanlar işte. Tarzan, yerdan, şu. Hemen bir hayvanlar. Şurasında da 7 yaş yazıyor ama ben de severek çiziyorum. Bir de çizgi karakterleri var. İşte neler var? Robot var. Yine 6 adımı da gösteriyor. Maymun var. Sana var. Yardım var. Başka vardı. O kaydı. Ben bulamadım. Şöyle var. Bunları üniversite okurken Bursa'da Sönmez'den almıştım. Sönmez pasajında. Bursalılar bilir. Oradan ikinci el olarak almıştım. Baş ve portre çizme sanatı diye bir kitap var. Bazen bunlara bakıyorum. Deniyorum kendim işte nasıl yapabilirim diye. İçeriğini şöyle hızlıca göstereyim. Daha sonra vakit buldukça zaten içindekileri birlikte deneriz. Sonra Çizimin Sırları diye bir kitap var. İlkinde daha çok gölgelendirme vesairelerden bahsediyor. İşte teknik terimlerden, teknik tanımlardan bahsediyor. Ve var. Var. Bunu zaten belki diğer videolarımı izlemeyenler vardır diye göstereyim. Faber-Castell'in 36'lı polikromos kalemleri bunlar. Yine bu da Faber-Castell'in 120'li polikromosları. Şöyle. Allah'ım gitti. Gitti. Polikromosum gitti. Başka boya adına neler var? Van Gogh'un sulu boyası var. Çok seviyorum. Çok güzel. Taş sulu boya diye geçiyordu galiba. İçinden çıkan bir tane kendi fırçası var. O şöyle. Ben bir de şu fırçasını kullanıyorum. Hatırlamıyorum. Bu ikisi de içinden mi çıktı? Sonra ben birini kendim mi aldım? Onu hatırlamıyorum o kısmını. Anneciğim. Evet. Başka neyimiz var? Bu da pit pastel. Kalem şeklinde olanları. Şu şekilde. Bir de yine pit pastelin tebeşir şeklinde olanları var. 72'li. Çok uzun zaman oldu alalı aslında ama hala böyle saklıyorum. Aslında ben hiçbir şeyimi bu kadar özenli saklayan bir insan değilim. Ama boyalarımı öyle özenli saklıyorum. Çünkü onlar çok kıymetli. Evet, ulaşamıyoruz zaten. Açıyoruz, açıyoruz, ulaşamıyoruz. Aslında kullanmadım gibi duruyor. Gayet de kullandım yani. Bir sürü portre yaptım bunlardan ama çok da azalmıyorlar. Bunlar yarım olanlar. Bir de bunların şöyle uzun olanları var. Ben her rengi denemek istediğim için böyle küçük olanlarından almıştım. Ve aslında ben bunu yeni aldım. Evime gelen küçük misafirlerime, işte arkadaşlarımın çocuklarına
Boya kalemleri veriyorum. Boya çıktısı alıyorum yazıcıdan. Boyama çıktısı alıyorum yazıcıdan ama çok deforme olmuştu o kalemler. Kaybolmuştu. Onlar için aldım. Ama belki bununla şey yapabilirim. Ucuz kalemlerle portre çizimi falan yapabilirim. Başka neyimiz var? Boya olarak. Pro markerlarım var. Pro markerları çok 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 seviyorum. Gerçekten. Şu da silgi arkadaşlar. Evet. Bu da silgi ucu. Hilal diye bir arkadaşım var. O bana hediye almıştı bunu İstanbul'dan. Şöyle bir silgi. Bir de kullanıyorum ben bunu portre çizimlerinde. Hassas şeyleri çizmek için. Şöyle ucu var. Yakından çekeyim. Şu şekilde. Bu da onun ucu. Bunlar da şey. Bunlar da jel boyalar. İlk şunu aldım ben. İnternetten. Hani böyle işte çizimlerde göz, saç vesaire onun üstüne boyamanın üstüne boyamamız gerekiyor ya. Bunları bilmiyordum ben. Bunları bilmiyorken kürdanı daksile batırıp yapıyordum. Sonra böyle bir şey kullanabileceğimi öğrendim ama şundan hiç memnun kalmadım. Boyamıyor yani. Böyle ucu tıkanıyor hemen boyarken. Sürekli böyle ucunu elimle açmam gerekiyor. Bunu sevmedim. Bunları da AliExpress'ten aldım. Kalemlerim var. Üniversitedeyken kaligrafi kursuna gitmiştim. Bu ayrıca bir konu bence. Çünkü bayağı böyle bir kutum var kaligrafi ile ilgili. Nerede onlar? Şöyle ince uçlu. Bu da yine Zikin çizim kalemi. Bu da böyle biraz bastırınca sulu boya fırçası gibi bir şey imaj veriyor ama da güzel. Yine bu da kaligrafi kalemi. Bu siyah kalemim bitmişti. Yine pit pastel olarak tekli almıştım bu siyah pit pasteli. Bu da işte biten siyah kalemi. Böyle kalem büyütücü. Bunun içine küçülen kalemi koyuyorsunuz. Sonra rahatlıkla bu şekilde boyayabiliyorsunuz. Böylece kalemleriniz ziyan olmuyor arkadaşlar. Bu var. Bunun da yine tanıtım videosu var aslında sayfamda. AliExpress'ten almıştım. İçine su dolduruyorsunuz. Sulu boya fırçası. Bu var. Kalem tıraşım var. Çift taraflı. Nereden açayım? Şuradan açalım. Üç çeşit açıyor işte. Birini böyle çok uzun uçlu açıyor. Birini kısa uçlu açıyor. Yani değişik üç şekilde açıyor. Hani böyle maket bıçağıyla açılan kalemler var ya. Uç kısmını böyle uzun açıyor. Yani normal yazma kalemimiz gibi açmıyor. Onu yapmak için bir ucu var. Sadece böyle ucunu sivriltmek için bir ucu var. Üç uçlu. Güzel bir kalemtıraş. Çok memnunum. Silgi olarak özel bir silgi kullanmıyorum ama detaylı şeylerde arkadaşımın aldığını kullanıyorum. Normalde de şu silgiyi kullanıyorum. Burada Türkiye'deki pek çok kişi de vardır zaten. Sınav kutularının içinden çıkıyor. Şu kalem tıraşımı kullanıyorum. Derwent'in. Bu da gayet güzel. Yine ucunu böyle uzun açan kalem tıraşlardan. Aslında en işlevsel kalemim bu. Ama bunu bu videoda anlatmam için yeterli zamanım yok diye geçiyor. Böyle sadece ana renklerden aldım bundan. Karıştırırım, diğer renkleri elde ederim diye kullandım da. Bunu sarıya açayım. Şöyle bastırarak açıyorsunuz. Ve böyle yapacağınız işte şeye, palete damlatıyorsunuz. Kaç damla gerekiyorsa. İçinden alıyorsunuz ve damlatıyorsunuz. Şu var. Bunu yeni aldım. Fiyatı uygun diye aldım bunu. 35 liraya daha yeni aldım. Bu da soft pastelle yaptığım
resimleri kağıda sabitlemek için. Yoksa onlar dökülüyor toz pasteller kağıttan. Bundan önce başka bir marka kullanmıştım. Ondan çok memnundum. Çok da güzeldi. O biraz pahalı geldi bu ara. Bunu aldım. Bundan da memnunum. Bu da güzel sabitledi. Ama yani bir diğeri gibi değil. Bu birazcık daha şey böyle. Değil ama birazcık daha vernik hissi veriyor. Ötekine hiç öyle bir his yok. Resmen su sıkıyor gibisiniz. Onu da şuraya resmini koyayım. Bunu da his olarak birazcık hani o kadar iyi hissettirmiyor ama en azından iş görüyor yani güzel bence. Şöyle bir sulu boya defterim var. 300 gramlık. Çok güzel böyle dokulu. Ve kalın. Oldukça kalın. Buna çizdiğim resimleri yırtıp arkadaşlarıma hediye ediyorum. Çünkü arkadaşlarıma çiziyorum genelde. Başka çizdiğim öylesine karalamalarım var. Karneleri girerken çizmiştim. Böyle canım bir şey yapmak istemeyince zaten ben o işi yapmam. Genelde resim çizerim. Yani burada da karneleri girmemişim. Ama resim çizmişim. Cansu'nun eskiz defteri. Talensin. Ama hiç kullanamadım. Yani hiç vaktim olmadı. Neymiş bu? Dokulu. Karışık diyor. Sulu kuru teknikler için ideal diyor. 15 yaprak. 200 gram. İkisi de yapılabiliyormuş bunun. O da böyle. Dokusu. Yine böyle tam beyaz değil ama kırık beyaz diye geçebilecek bir defter ve hiç resim çizmedim yani bunu. Çok çizmek istiyorum. Başka neyim var? Bu da sketch eskizler için çizim bloğu. Yine aynı Talens'in. 15 yaprak. Bu 120 gram. Bu sulu boya olan, sulu boya için olan 200 gram. Ama inşallah sesim de çıkıyordur bu arada. Çünkü yani biraz geç saatlerde çekiyorum ben videoları. O yüzden ister istemez böyle sessiz konuşma ihtiyacı duyuyorum. Bu daha ince işte. Zaten gramajı düşük. Rengi aynı ama dokusuz bir kağıt. Çok güzel. Çok seviyorum. Yani bunları bir şey yapmıyorum ama böyle çıkarıp çıkarıp arada bakıyorum. Fırçalarım var. Bunlar da camları çıkmış fırçalar. Aslında fırçalarıma da güzel bakıyordum ama ahşap sehpalar yaptıktan sonra onları da kanalımda var aslında nasıl yaptım. Bunlar biraz harap oldu. Bunları da temizlediğim malzemeler, ahşap boyalarım vardı. Çıkartmayı unutmuşum onları da. Kutularda ve dolapların üstünde. Şu Sidor'un fırçaları var. Elimde. Bu da Sidor'dan almışım. Bu neymiş? Bu da... Şu... Şunu da kullanıyorum. Çünkü işte o dosyalarda bir sürü içine karışmış bunlar. Bu artık fırçadan çıktı. Bu da kapanması var. Çok uzun halde için. Bunları çıkartmak olmuş. Bu da yazı boyalar çok güzel oluyor. Gibi. Bunlar normal. Bu yüzden fırça. Bu da yeni şey. Şunlar bir tane almıştım. Bir ucu ince. Bu da çok güzel. Başka ne var? Bazı mı arkadaşlar? Pek çok olamıyor. Bakıyorum bir tane. Geç şunu. Devam edelim. Ya şu yüksek bir kaldı. Yüksek bir kaldı. Ne oldu ki? Bir tane kaldı. Bir tane bantım var. Bu da kağıda. Ne yapıyor? Yemek yediğinizde bu kıralım. Hadi geçelim. Kırmızı kaldı gölge. Bir tane bantım var. Bu da şey kağıda vermiyor böyle. Tabii ki çok zor. Bir çekimde hiç zarar vermiyor. Kanka sayesinde yakışıyor. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bitiriyoruz anneciğim. Evet. Hoşçakalın.